bakın. Glihiri sizin var bunun içerisinde. Ana etken maddesi bu. Fakat meyan kökü kesinlikle alışkanlık haline getirilmemesi gereken. Tarsus, Adana, Ceyhan, Mersin'de bunlar işte sokaklarda satılırdı benim çocukluğumda. Buz gibi biz bunları içerdik. Şunu söyleyeyim. Ağzında aftı olanlar bir tatlı kaşığı meyan kökünü ezilmiş. Kaynatın bir bardak suda 5-6 dakika iyice ılısın. Ağzınızda bunu bekletin. Yani ağızdaki aftlara karşı. Şimdi gelelim başka bir özelliğine. Bu şey var. Varicella zoster nedir bu? Su çiçeğinin sebep olduğu ileri yaşlarda bunlar aktif hale geliyor ve zona çıkıyor. Zonaya karşı. Yani bunu hem dıştan süreceksiniz hem de günde bir çay bardağı bunun çayından içeceksiniz. Ancak şunu söylüyorum. Semizotunun yerini hiçbir şey veya safranbolunun göksulu armudunu zonaya karşı hiçbir şey dolduramaz. Ancak bir bilgi daha vereyim. Çok kısa. Hakiki bal, yayla balı zonanın üzerine sürerseniz çok ince bir film tabakası olarak o da zonanın ne yapıyor? Geçmesinde çok büyük bir yardımcıdır. Evet. Meyan kökü ne alakası var diyeceksiniz. Büyük İskender, o zaman şey yok, otobüs motobüs yok, askerler piyade yürüyorlar yani. Onları taşıyacak bir şey yok. Piyadeler yürür, herkesin altına da at veremezsiniz. İşte piyadelerin susuzluğuna karşı vücudun su tutabilmesi için askerlerine meyan kökü çiğnetir. Bir özelliği daha vardır. Ne yapıyor? Meyan kökü aynı zamanda askerlerin heyecanını alıyor. Endişelerini alıyor. Yani böyle bunu söylemekte fayda var. Bu bir şeyi daha var bunun. Hüseyin bir özelliği daha var. Zaten şey yapıyor, böbrek üstü bezine komut veriyor. Dolayısıyla böbreğin su tutmasını, tuz tutmasını sağlıyor. Yani bu sayede hareket edenlerde ne oluyor? Bir miktarda tansiyonu yükseltmiş oluyorsunuz. Yani işte 12 ise efendim 12.5'a çıkartır, bilemediniz 13'e çıkartır. Yani meyan kökü böyle bir şey. Bunun çok önemli bir özelliği daha var. Bunu söylemek istemiyorum. Daha zamanı değil, erken. Çünkü ülkemizin, hep söylüyorum ya Hüseyin, yani Anadolu'nun imkanları Türkiye'den kat ve kat yüksektir. Yani şu anlamda hem katma değeri var hem de Türkiye'yi tekel haline getiriyor. Yani resmen. Bak bugün fındıkta Türkiye bir tekeldir. İtalya'da başladı fındığa, İspanya'da. Ne oldu? Türkiye'nin bu anlamdaki potansiyel üretimi ne yaptı? Bu insanları durdurdu. Ama Bulgaristan şu an, Gürcistan, Türkiye'den kaçak fındık fidanları gidiyor. Bizim bunları çok sıkı kontrol etmemiz lazım. Amerika ve Çin işi tamamen şeye döktüler. Söyleyin, fındığa döktüler. Nasıl yetiştiriyorlar bir bilseniz. Şimdi Türkiye'de ise şöyle bir anlayış var. Efendim çok ürettiğimiz zaman satamıyoruz. Elimizde kalıyor, daraltalım. Az üre, yanlış bir şey bu. Daha çok üreteceksiniz. Daha çok üreteceksiniz. Bunu ancak bu şekilde kendinizi koruyabilirsiniz. Yoksa birkaç yıl sonra bir bakarsın Gürcistan ve Bulgaristan'a fındık kaymış olur. Ondan sonra da ya biz bir zamanlar neydik deyiverirsiniz. Çünkü bakın fındık o kadar önemli. Ya Türkiye'nin markasıdır fındık. Yani o kadar önemlidir ki nasıl söyleyeyim Hüseyin? Şimdi vatandaş belli bir alanda diyelim ki 50 dönüm fındığı var. Siz bunu
iyi ise piyasa 70-80 dönüme çıkartmayın. O 50 dönümde verimi nasıl yükseltirsiniz? Buna bakacaksınız. Külleme ile iyi bir savaş yapın. Külleme bu bir guttata, yani bir mantar hastalığıdır. Geleceğim meyan köküne. Yani dolayısıyla bu fındık ağaçlarından dökülen yapraklar toprakta ne yapıyor? Mantar oluşturuyor. O mantar da senin fındık ağacının yapraklarına ve fındığa böyle un serpmiş gibi olur. Hmm. Zarar veriyorsunuz. Mübarek bununla uğraşsana. Yok, geliyor yılda bir kere işte biz şey yapacağız. Efendim ürünü kaldıracağız işte filan, ondan sonra nasıl değil, emek vereceksin. Yani emeksiz kazanç yok Hüseyin. Yılda iki defa siz fındığı budayın, bakın onun verimi %40'a kadar yükseliyor. Bu altını temizleyin. Yani hayvan yattığı yerden belli olur denir değil mi aslan? Evet. Ne yapıyor? Tertemiz tutuyor. Siz de bu fındık ağaçlarının şeyini, altını temiz tutacaksınız. Yaprakları kürüyeceksiniz. Mesela meşedir, kara ağaçtır, ayvadır. Bunların yaprakları toprağa düştüğü zaman çok kolay mantarlaşır. Onun için fındık tarlalarından, bahçelerinden uzak tutacaksınız. Yani ama aşılama iki defa profesyonel, pardon budama. İki defa yılda bunun budamasını yapacaksınız. Çünkü içerisinde bakkatin dediğimiz bir etken madde var. Bu bakkatin dediğimiz şey ne biliyor musun? Kemoterapi ilacı. Yani bizim bu molekülü çok daha kaliteli bir şekilde ilaç sanayimize kazandırmak zorundayız. Çünkü neden? Bak dünyada porsuk ağacı %90 azaldı. Çünkü taksus demektir şey porsuk ve bundan taksol, işte kemoterapi ilacı meme kanserinde, akciğer kanserinde, yumurtalık kanserinde kullanılan bir kemoterapi ilacıdır ve bu porsuk ağacından elde edilir. Çin %95'ini kaybetti. Şimdi boşuna mı Çin fındık ağaçlarını ekiyor? Çünkü kabuğunda yaprakları, fındığın kabuğunda, o sert kabuğunda, yapraklarında ve sapında bakatin var. Aynen taksolün bir analoğu, yani kemoterapi ilacı. Anlıyor musunuz? Ya biz bunu niye yapamayız? Yapamaz mıyız? Ben niçin çırpınıyorum? Yeni molekül, yeni molekül, katma değeri burada geçen hafta gösterdim. Dopa, bakla, bakla. Dopayı elde ediyorsun. Tüm dünyada 101 milyar dolar bunun şeyi var. Satış kapasitesi, ya %5'ini biz alalım şunun, ya %5'ini. Daha neler var? İşte meyan kökünde dedim ya, lafı dolaştırıyorum şimdi, oraya geliyoruz. Kalkıp onun içerisindeki bir analog grup var. Biyoflavonoidlerin içerisinde, onu söylemek istemiyorum. Müthiş bir tedavi edici gücü var Hüseyin. Yani bunun ekstraksiyonunun yapılması lazım. Ama nedir söylüyorsun, ondan sonra sahipleniyor adam, kalkıyor dünyaya satıyor. Tabii. Şimdi bunun için meyan kökü dediğim gibi Büyük İskender. Yani oradan aklınıza gelsin. Bir şey daha var. Burada bilinmesi gereken zona. Geçen hafta da söylemiştim. Zona hastalığına. Varicella zoster dediğimiz. Yani burada bunu kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı. Hı. Kökleri parçalanmış yani. İşte ne bileyim fındık kadar. Bir tatlı kaşığı bundan alın. 7-8 dakika kadar kaynatın. Ve bunu zonalı bölgenize sürün. Dıştan. Kurur bir daha sürün. Kurur bir daha sürün. 7-8 defa tekrar edin. Geri kalanını içeceksiniz Hüseyin. Süzüp içeceksiniz. Bu şeydir. Selpil, orada meyan kökümüz yok değil mi? Kıyılmamış. Meyan kökü yok. Evet. O mu hocam? Evet evet. Aa, evet. Tamam. Önünüzde de var. Ben göremiyormuş tarçın. Ha burada. Evet. Önünüzde var ha. Ben bir anda kalktım Emrah yönetmenimizi. Evet. Şeye çıkartmamak için. Evet. Vallahi iyi oldu bu. Söyleyin.
Bu tamamen bayat, devre dışı kalmış. Doğru çöpe atılacak. İşte misal kötü örneği göster ki. İyisi, ama doğrusunu bilin. Kırabiliyor musun? Sarı toz mu? Evet. İçi sarıp sarı bir toz. Doğru çöpe. Tamam, gösteriyorum kendi kamerama. Hocam meyan kökünü tamamladık mı? Evet, meyan kökü bu anlamda tamamdır. Dokuzuncu sıraya baktığımızda tarçın diyoruz. Tabii bu bir ağaç kabuğu. Şimdi tarçın biliyorsunuz yani Osmanlı mutfağında da çok kullanılan bir baharat. Şimdi en önemli özelliğini söyleyeyim. Bayanların mens günlerinde tatlı ihtiyaçları artıyor ya. Evet, bol tarçın ekecekler. Akşam yatarken bol tarçınlı bir porsiyon tatlı tüketsinler. Özellikle süt ürünü olsun. Sütlaç o zaman. Sütlaç gibi işte. Tarçınsız evet. Sütlaç olur mu hocam? Evet, olmaz. Ama bol ekeceksiniz bol. Yani. Başka bir tatlı da tüketebilir. Elbet. Her neyse ama bol tarçın sabah sakin ve huzurlu kalkacaklardır. Tarçın. Böyle bir şey. Bir başka şey daha kan şekerini düzenleyici özelliği vardır tarçının. Belki şunu söylemekte fayda var. Çok kolay ishal olan insanlara tarçın çayı içirebilirsiniz. Bunu önler. Böyle bir özelliği var. Gaz gidericidir, adet düzenleyicidir. Yani böyle bir şeyimiz. Evet. Rezene. 8 numara rezene. Anason. Ve anason. Şimdi bakın, bunun ikisi kardeş gibidir. Yani birbirinin aynıdır. Dereotu da aynı familyadan biliyor musun? Maydanoz da aynı aileden gelir. Yani bunlar böyle bir... Şimdi rezene bebeklikten tutun, orta yaş, yaşlılık ve ihtiyarlığınıza kadar sizi takip edebilecek bir bitkidir. İtalyanların en çok sevdiği şeydir rezene. Onu sadece baharat olarak kullanmazlar, sebze olarak da kullanırlar. Bildiğimiz sebze. Sebze. Ispanak yemeği yapmıyor musun? Evet. Onlar da rezene yemeği yapıyor. Tohumlarından değil, bunun yapraklarını ve saplarını da kullanarak yapılıyor. Özellikle burada rezene gaz gidericidir. Şimdi ne yapacaksınız? Bebeğiniz var. Pış pış dönemi başladı. Yani 1,5 aydan sonra şiddetli kolikleri oluyor, işte gaz oluyor, bebek ağlıyor, hay hay haykırıyor yavrum. Ne yapacaksın? Bak bunu alın, bu rezeneyi, güzelce şöyle bir yastık yapın. Çok fazla büyük değil, tam karnını kapatacak şekilde. İçine rezeneyi doldurun. Tamam, şöyle bir avuç koysanız yeter. Onu da arada... o yastığı dikerken yani nasıl söyleyeyim 25'e 30 gibi aralarında dikin ki hepsi bir tarafta toplanmasın. Bayanlar iyi bilir bu işi. Bunu evinizdeki fırınınız var. İşte pasta, kek yaptığınız. Fırına koyarsınız. 50 dereceye getirin. Ondan sonra onu çıkartın. Bebeğin karnının üzerine koyun bunu. Hem sakin uyur hem de gazını alır. Evet, rezenenin uçucu yağlarıyla da ona ninni gibi gelir. Daha sakin uyuyacaktır bebeğiniz. Şimdi bir başka şey, burada iyi sırası gelince onu söyleyeyim. Yani rezene, anason her ikisi de aynı özelliklere sahiptir. Bunu anasondan da yapabilirsiniz. Anne sütünü artırır. Yani rezene anne sütünü artırır. Eczanelerde bebekler için rezene var. Anneler bunu bilir. Çayları var evet. Tabii rezene olsun, anason olsun. İsviçrelilerin bu bonbonları var işte. Öksürük şeyi ne bileyim böyle tablet şeklinde ağzınıza alıyorsunuz. Hep bu içinde rezene ve anason var yani. Öksürüğünüzü de alır. Kokusu da berbat hocam. Bir tek sıkıntısı o. Ne? Kötü kokusu. Neyin?
Rezenin. Öyle mi? Çay kokuyor. Bir şey gibi kokuyor işte hocam ya. Anason. Kokusu biraz de tuhaf. Bana öyle geliyor. Belki başkasına öyle gelmiyordur. Evet. Yani burnundaki reseptörler çok seçici. O zaman sevmediğin kokuyu, bak ona karşı bağışıklık sistemin seni aktive ediyor yani. Mesela bir bağışıklık sistemi, illa bağışıklık sistemi hücreleri var ya, onlarla değil. Özenofiller, işte lokosit grupları filan. Yani makrofajlar, dokudaki lokosit grupları, yani akyuvarlar. Koklamak da bağışıklık sistemini açarsın. Oo, ne kadar kötü. Demek ki yeme bunu diyorsun. Uzak dur diyor değil mi? Tabii bu da bir bağışıklık sistemi. Mübarek. İllaki yani bu şey olmayacak. İnsan her türlü korunuyor yani. Bakma, evet, aklını kullan. Bir uyarı var orada, evet. Tabii ikaz ediyor seni, yeme bunu diyor. Tamam. İğrenç kokuyor diyor mesela. Doğru. Bozulmuş yemek değil mi? Çıkartırsın, ha bu ağırlaşmış, bu tamam. Yani yapacak bir şey yok. En azından organik gübre yaparsınız evinizde. Kompost gübresi yaparsınız. Yani apartman dairesinde de olmaz da bahçeli bir eviniz varsa. Yani rezene ile anason böyle bir şey. Bakın, yorgunluğu alır rezene. Hı. Kendinizi yorgun hissettiğiniz zaman. Bir başka şey var Hüseyin. Bazı insanlar çıkar der ki benim midem çok hassas. Rezene çayı veya anason çayı. Özellikle tavsiye ederim bunu. Yani rezene ile anason. Günde bir çay yeterli mi? Bir kere. Bir, iki defa içebilirsiniz. Bir zararı yok. Yani sindirimde mikrobiyota, yani bağırsak floranız bozulmuşsa, kötü bakterilerin sayılarını azaltırlar aynı zamanda. Yani iyiler. Yani her şey bu alemde bir dengededir. İyilerle kötüler dengede. Kötüleri hiçbir zaman sıfırlayamazsın, iyileri de sıfırlayamazsın. Ama bu iş bazen kötüler ağır basıyor. Sonra bunlarla ilgili mücadele veriyoruz, biliyorsunuz. Dolayısıyla bu rezene ve anason bağırsak florasındaki özellikle metanoid bakterileri inhibe eder. Metanoid ne demek? Metan gazı üreten. Evet. İşte onları, bu da ne demektir biliyorsun, flatulens, yani gaz çıkışına engellemiş oluyor. Evet. Evet hocam, 7 numaraya geldik. Kimyon tohumu. Şimdi bakın, bu kimyon biliyorsunuz bunun esas yöresi kimyonun Karaman, Piri Reis'in memleketi. Şimdi esas orada yetişir ve bizim Anadolu kimyonumuzla mukayese edemezsiniz dünyadakileri. Bizdekiler çok farklı Hüseyin. Bu kimyon var ya, ya mübarek, çok farklı. Kimyası da farklı yani. Zaten farkı oradan geliyor. İçerik kimyasından. İşte Avrupa'da filan çalışan işçilerimiz bilirler. Türkiye'den kimyon götürüyor hocam. Onların tadı yok, tuzu yok, aroması yok diyor. Yani çok intens, yani çok aromalıdır bizim kimyonumuz. Şimdi gene bebeklerden başlayayım ben. Yani anason ve rezeneden tam şey alamıyorsanız, bakın bir çay kaşığı toz kimyonu alacaksınız. Bu kadar suda bir taşım kaynatacaksınız, bir taşım. Ondan sonra ya içerisi... Yazının altında kaldı. Bir, yaklaşık bir bardak suda. Şöyle göstereyim. Yani 125-150 mililitre suda tepeleme bir çay kaşığı, küçük çay kaşığı. Çünkü mübarek bizim şu kahvecilerin çay kaşığı ya. Ben bir ayağa kalkıyorum Emre. Önünüzde çay kaşığımız var mı bizim? Bir küçük kaşık. Göstermiş olalım. Bu da olur. Ah, büyük hocam, o ya. Eskiden. Evet. Biz bir siz istediğiniz kadarını bizim kullanın lütfen. Kahvecilerin
herkes bilir kahvecilerin. Hüseyin çok naziksin evladım. Estağfurullah hocam. Tamam. Bu mu? Yok, yok toz değil. Kimyonu değil. Toz kimyonumuz... kimyon yok burada. Neyse bayanlar tamam. biliyor, anneler bunu... bilir kimyonu. Toz kimyon, çekilmiş kimyon yani. Dolayısıyla... Kimyon tohumu ama hocam önümüzde. Tamam tohumu var bizde de. Siz tozundan bahsediyorsunuz. Ben tozundan. Evet, tamam. Öğütülmüş o şekilde sonradan, alabiliyorsunuz. Evet. Yoksa hazırlar. Küçük çay kaşığı yani şunun yarısı kadar böyle atacaksınız. Tamam. Bir taşım kaynatın. İçine de bir tatlı kaşığı şeker ilave edin. Karıştırın ve süzün ama mutlaka. O kimyon, toz haldeki kimyon zerrecikleri çocuğun genzini... Kaç dakika kaynatalım? Bir taşım. Bir taşım. Evet, bir kaynadı olmaz. Bitti indiriyorsunuz. Tamam. Evet, ondan sonra bunu bebeğe verin. Bak nasıl bebek elinizi tutacak sizin daha ver, daha ver diye. O gaz şikayetinden kurtulur. Sancılı günlerden kurtarmış olursunuz. Hocam süzdük, sonra evet. bebeğin ağzına yine çay kaşığıyla veriyorsun. Evet. Çok 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 onu tüketecek. Aman hocam tepki almayalım sonra daha bebeğe su verilmesin diye bir mevzuyu çözememişiz. Yok ya yapmayın. Su vermeyelim mi bebeğe? Anadolu'daki bu çok büyük bir cehalettir. Bebek su demedikçe su verilmez. Yavrum bebekleri kurutuyorsunuz ya böyle şey olur mu? Lütfen doktorunuzla konuşun danışın. Bebek susuz bırakılır mı Hüseyin? Ama zaten hocam şimdi bazılarını zaten... tenzih ediyoruz. Doktorlarımız öneriyor. Diyorlar ki bebeğe su vermeyin. Anne sütünden zaten alıyor. İhtiyacını gideriyor. Yeterli olmayabiliyor Hüseyin. Özellikle yazın değil mi? Evet. Özellikle. Yani bebek terliyor ya. Yani. Doğru bir şey değil. Ama gene de doktorunuz ne derse ben onların önüne geçemem. Yani... Avrupa'da bebek doğdu mu daha üçüncü gün su verirler. Tabii ki kaynatılmış su yani. Fakat kaynatılmış su da şey yapıyor, gaz yapar biliyorsunuz. Şimdi burada zaten bu pış pış dönemi bebeğin o 1,5-2 aydan sonra kolitlerin çıktığı dönem. Yani orada çok rahatlıkla kullanılabilir. Tabii ki. Şimdi İşte bunu verirsiniz. Müthiş. Bebek huzur içinde. Siz de gece rahat bir uyku çekersiniz yani. Şimdi burada bilinmesi gereken bir şey daha var. Safra kanalları. Karaciğerle safra kesesi arasında kanallarda bir daralma söz konusu ise... Veya kolanjit dediğimiz bir iltihaplanma söz konusuysa o zaman kimyon tohumu, bir tatlı kaşığı kimyon tohumunu kaynatacaksınız. Ne kadar kızım? Tahminen 6-7 dakika kaynatıyorsunuz ve bunu süzüp içiyorsunuz. Kolanjitte ya. Kolanjitte. Evet. Bunu mesela karaciğerde oluşabilecek fibroz, fibrotik yapılara karşı da kimyon tohumu çayı bu söylediğim şekilde kullanıldığında ne oluyor? İşte burada önleyici ve koruyucu oluyor. Evet. Yani bir şey de var zaten. Yani Romalılar bunu her ağır yemekten sonra kimyon çayı içerler. Tohumunu kaynattırırlar. Böyle. Müthiş. Müthiş evet. hocam. Evet hocam 7 numaraya geldik. Kimyon tohumu. Şimdi bakın bu kimyon biliyorsunuz bunun esas yöresi kimyonun Karaman. Piri Reis'in memleketi. Şimdi esas orada yetişir ve bizim Anadolu kimyonumuzla mukayese edemezsiniz dünyadakileri. Bizdekiler çok farklı Hüseyin. Bu kimyon var ya. Ya mübarek çok farklı. Kimyası da farklı yani. Zaten farkı oradan geliyor. İçerik kimyasından. İşte Avrupa'da filan çalışan işçilerimiz bilirler. Türkiye'den kimyon götürüyor hocam. Onların tadı yok, tuzu yok.
aroması yok diyor. Yani çok intens, yani çok aromalıdır bizim kimyonumuz. Şimdi gene bebeklerden başlayayım ben. Yani anason ve rezeneden tam şey alamıyorsanız, bakın bir çay kaşığı toz kimyonu alacaksınız. Bu kadar suda bir taşım kaynatacaksınız, bir taşım. Ondan sonra ya yazının altında kaldı. Yaklaşık bir bardak suda. Şöyle göstereyim. Yani 125-150 mililitre suda tepeleme bir çay kaşığı, küçük çay kaşığı. Çünkü mübarek bizim şu kahvecilerin çay kaşığı ya. Ben bir ayağa kalkıyorum Emre. Önünüzde çay kaşığımız var mı bizim? Bir küçük kaşık göstermiş olalım. Bu da olur. Ah, büyük o ya. Eskiden. Siz istediğiniz kadarını bizim kullanın lütfen. Kahvecilerin, herkes bilir kahvecilerin. Hüseyin çok naziksin evladım. Estağfurullah ya. Hocam. Tamam. Bu mu? Yok toz değil. Kimyon o değil. Toz kimyonumuz? Kimyon yok burada. Neyse, bayanlar tamam. Biliyor, anneler bununla bilir kimyonu. Toz kimyon, çekilmiş kimyon yani. Dolayısıyla kimyon tohumu ama hocam önümüzde. Tamam, tohumu var bizde de. Siz tozundan bahsediyorsunuz. Ben tozundan. Tamam. Öğütülmüş, o şekilde sonradan alabiliyorsunuz. Evet. Yoksa küçük çay kaşığı, yani şunun yarısı kadar böyle atacaksınız. Tamam. Bir taşım kaynatın, içine de bir tatlı kaşığı şeker ilave edin, karıştırın ve süzün ama mutlaka. O kimyon, toz haldeki kimyon zerrecikleri çocuğun genzini... Kaç dakika kaynatalım? Bir taşım. Bir taşım. Evet, bir kaynadı bitti, indiriyorsunuz. Tamam. Evet. Ondan sonra bunu bebeğe verin. Bak nasıl bebek elinizi tutacak sizin, daha ver, daha ver diye. O gaz şikayetinden kurtulur, sancılı günlerden kurtarmış olursunuz. Hocam süzdük, sonra evet, bebeğin ağzına yine çay kaşığıyla veriyorsun. Evet, çok onu tüketecek. Aman hocam tepki almayalım, sonra daha bebeğe su verilmesin diye bir mevzuyu çözememişiz. Yok ya, yapmayın. Su vermeyelim mi bebeğe? Anadolu'daki bu çok büyük bir cehalettir. Bebek su demedikçe su verilmez. Yavrum, bebekleri kurutuyorsunuz ya, böyle şey olur mu? Lütfen doktorunuzla konuşun, danışın. Bebek susuz bırakılır mı Hüseyin? Ama zaten hocam şimdi bazılarını zaten tenzih ediyoruz. Doktorlarımız öneriyor. Diyorlar ki bebeğe su vermeyin. Anne sütünden zaten alıyor. İhtiyacını gideriyor. Yeterli olmayabiliyor Hüseyin. Özellikle yazın değil mi? Evet. Özellikle. Yani bebek terliyor ya. Yani. Doğru bir şey değil. Ama gene de doktorunuz ne derse ben onların önüne geçemem. Yani Avrupa'da bebek doğdu mu daha 3. gün su verirler. Tabii ki kaynatılmış su yani. Fakat kaynatılmış su da şey yapıyor, gaz yapar biliyorsunuz. Şimdi burada zaten bu pış dönemi bebeğin o 1,5-2 aydan sonra kolitlerin çıktığı dönem. Yani orada çok rahatlıkla kullanılabilir. Tabii ki. Şimdi İşte bunu verirsiniz. Müthiş. Bebek huzur içinde. Siz de gece rahat bir uyku çekersiniz yani. Şimdi burada bilinmesi gereken bir şey daha var. Safra kanalları. Karaciğerle safra kesesi arasında kanallarda bir daralma söz konusu ise veya kolanjit dediğimiz bir iltihaplanma söz konusuysa, o zaman kimyon tohumu, bir tatlı kaşığı kimyon tohumunu kaynatacaksınız. Ne kadar kızım? Tahminen 6-7 dakika kaynatıyorsunuz ve bunu süzüp içiyorsunuz. Kolanjitte yani. Kolanjitte. Evet. Bunu mesela karaciğerde oluşabilecek fibrotik yapılara karşı da kimyon tohumu çayı bu söylediğim şekilde kullanıldığında ne oluyor? İşte burada önleyici ve koruyucu oluyor. Evet, yani şeyde var zaten, yani Romalılar bunu
her ağır yemekten sonra kimyon çayı içerler. Tohumunu kaynattırırlar. Böyle. Müthiş. Müthiş evet. Hocam. 6 numarada da toz zencefil. Buyurun hocam. Evet. Şimdi efendim bazı özellikle bu bayanlarda görür, daha çok sık görülür. Beni otobüs tutuyor der. Beni uçak tutuyor der. Evet. Ne demek bu? Midesi bulanıyor. Hatta bazıları öyle istifra ederler ki efendim o zaman birkaç saat öncesinden bir tane zencefil çayı için. Hatta yani evet birkaç saat öncesinden bu yeterlidir. Zencefil çayı, kök zencefil. Bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Anti-inflamatuvardır. Romatizma hastalarının bu prostaglandinleri üretir hücreler. Bunlar ağrı verir. Romatizmal ağrıların birinci nedeni prostaglandinlerin salgılanmasındaki artıştır. İşte zencefille bunu ne yapabiliyorsunuz? Engelleyebiliyorsunuz. Bak şimdi çok önemli bir şey var. Hem antiviral hem antibakteriyeldir. Yani onu da söyleyelim bu arada. Sizi kışın işte gribe karşı koruyucu ve önleyici bir güce sahiptir. Fakat esas şeyi söyleyeyim. Yani yaşlanmayı hızlandırıcı hormon dengesizliğini işte engeller. Anti-aging dediğimiz yaşlanmaya karşı. Yaşlanmaya karşı. Evet, evet. Bu. Şimdi bir şey daha. Bakın bu özellikle zencefilde var. Kök zencefilde var. Nedir bu? Mukoza diyoruz ya. Mukoza nedir? İşte ağzında salya ifrazatı yapan hücreleriniz var. İşte bu hücrelerin zarının iltihaplanmasını önler. Bütün mukozal hücrelerin membranında zarındaki inflamasyonu önler. İltihaplanmayı önler. Zencefil böyle bir şey. Ve içinizden de soba yaktığınızı hissedersiniz. Yani bunu içtiğiniz zaman müthiştir yani. Hocam, İçten ısıtır sizi. Tazesi ben bir ara yanlış mı yapıyordum hatırladığım kadarıyla böyle bozuk 1 lira, madeni 1 lira kadar incecik kesip suda, bir bardak suda 4-5 dakika kaynatıp içiyordum. Bağışıklık sistemi müthiş güçlü. Sizden ilk öğrendiğim şey buydu hocam. Sonra ben bunu bayağı yaptım. Bir keresinde bir geziye gitmiştik iş için. Rusya, St. Petersburg'a indik -25. Tamam. Ben bir hafta önce ona başladım. Her sabah sizin söylediğiniz gibi 1 liralık inceliğinde, büyüklüğünde 3-4 taze zencefili 3-4 adet bir bardak suda, kaynamış suda 4-5 dakika kaynatıp içtim. Hocam bütün ekip döküldü. Çok şükür ben gittiğim, maşallah, gittiğim gibi geldim. Zırhını giyerek gittin evet, yani. İkinci gün de o da olur değil mi taze zencefil? Tabii ki. Tabii hele ki. De şu ara. Tabii. Yani çok faydalı bir şey. İnsanlar bilmiyorlar ki yani bu konuda işte okullarda sağlıklı yaşamla ilgili eğitim vereceksiniz ya. Ders olmaz. Haftada bir gün bir saat bir ders verin. Ne işe yarar? Yani en azından bu kendi kültürünü aktarmış olursun ya. Dedelerimizden geliyor bu kimyondur, tarçındır, kök zencefildir değil mi? Reyhandır filan. Yani bütün bunlar senin kendi kültüründen geliyor. Yani evet. Evet hocam. 5 numaraya geldik. 5 numarada reyhan. Evet. Şimdi reyhanın bak en önemli birinci sıradaki özelliğini söyleyeyim. Diyabete bağlı nöropatik şikayetlerde 3-4 yaprak reyhan tüketin. Öğleden evvel, öğleden sonra. Yani diyabette nöropatiye bağlı ağrıların alınmasında. Zihinsel odaklanma probleminiz varsa, yani dikkatinizi bir konuya veremiyorsunuz böyle, bunun için reyhan, hatırlama gücünüzü, performansınızı artıracaktır.
Bir defa bak, sayısal değerlerini vereyim. Evet hocam. Reyhandaki omega 3 %48. Bunlara yağ aseti omega olarak 3. baktığınızda. Bak omega 3 %48. Omega 6 %21. Oleik asit ki zeytinyağının neredeyse %48'i oleik asittir. Oleik asit de %13. Bu yağlar doğrudan beynin fonksiyonel çalışabilmesi için birinci derecede önemlidir. Yani işte bunun için reyhanı çiğnediğiniz zaman yani doğrudan beyne intikal edebiliyor. Onun için reyhanı ben hararetle tavsiye ederim. Hele hele bu hatırlama gücü, çocuklarınızda dikkat dağınıklığı söz konusuysa, beyinsel performansınızı artırmak istiyorsanız, evet, bunun için reyhan. Bir başka şey var bunun içerisinde, metil çavikol diye bir etken madde var. Bu da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Şimdi tabiatta hiç bu nasıl söyleyeyim bir dakika ya Rabbi. Tamam. Reyhanı çiğnemeye başladığınız zaman bak tarçın tadını alırsınız. Anason tadını alırsınız. Yani başka burada kekik, lavanta tadını algılarsınız. Yani ayırt edersiniz bunu. Şimdi bütün bu lezzetler nereden kaynaklanıyor? İşte doğadaki bitkilerin içeriğindeki farklı kimyasallardan. Anason tadını da alıyorsun, rezene tadını da alıyorsun. Çünkü bu saydığım işte kekik olsun, anason olsun, rezene olsun, tarçın olsun, lavanta olsun, onların uçucu yağlarının hepsi bunda var. Onun için o lezzeti alıyorsunuz. Ama özellikle zihinsel odaklanmada, dikkat dağınıklığında hemen hissedersiniz zaten. Yani bir 10 dakika sonra reyhan size bu farkı gösterttiriyor. Evet. 4 numaraya geldik. Kişniş tohumu. Şimdi bakın bu kişniş nasıl söyleyeyim yani koriander dediğimiz, şimdi bunun tohumu da var, bunun yaprakları ve sapları yani o da önemli. Şimdi kişnişi 4. sıraya yani çıkartan şey metal şelatör olmasıdır. Yani ağır metalleri vücuttan attırır Hüseyin. Mesela tahta kurusu var ya, tahta kurusuna karşı şey yaparlar. Bunun yapraklarını, taze yapraklarını ezerler. Tahta kurusu, işte o tahta delik, oraya onu iyice sürerler. Tahta kurularını kovar. Öldürmez de kovar. Yani kişniş böyle bir şey. Bak bir önemli özelliğini söyleyeyim. Şimdi çok enteresan bir noktaya geliyoruz. Casablanca hatta meşhur filmi var ya Casablanca, Marrakeş. Evet. Bugün hala daha cinleri kovmak için bunun tütsüsünü yaparlar. Fas'ta, evet Marrakeş'te ve Casablanca'da bunu kötü şeyleri, ruhları uzaklaştırmak için. Ya Müslüman ülkesin felak nas bilmiyor musun ya? Mübarek. 155-156'yı da oku. Ne diyeyim ben? Yani kalmış hocam. İşte bunlar batıl. Yani batıl. Evet, batıl bazı şeyler kalmış. Bir yerde işte toplumun anonim şeyi, batıl itikatlar olarak kalıyor böyle. Halbuki bundan sıyrılmamız lazım. Şimdi bir şey var. Kişnişin özelliği bunun tohumlarını kaynatıp içtiğinizde. Adeta kişniş, yaprak ve saplarını da kullanabilirsiniz. Ama ayrı, aynı anda değil. IBS dediğimiz Irritable Bowel Syndrome, hareketli bağırsak sendromu.
Yani müthiş etkili. Yani hareketli bağırsak, böyle gurul gurul. Gurul gurul. Evet, kişniş tohumu. Bakayım, ben bayanlara şunu, makarnayı seven, lütfen bir kere de kişniş yaprağını doğrayın makarnanın sosunun içine veya üzerine. Göreceksiniz, çok farklı bir lezzet verecektir. Sever misin makarnayı? Kimse sevmez. Ama ölçülü yiyoruz tabii, evet. Çok az yiyorum. Şimdi bakın, burada önemli bir şey var Hüseyin. Bu kişnişi birkaç tane bitkiyle bir araya getirdiğinizde olumsuz düşünceler, negatif düşünceler sizden uzaklaşır. Endişe, tasa, korku, vesvese, vesvasıl hannas. Değil mi? Yani şimdi şüphesiz ki koruyucu olan dualar, ayetler vardır, kabul ediyorum. Ama tabiatın yarattığı, yani onu da yaratan şüphesiz ki başlangıç Allah'tır. Koruyucudur. Yani sizi vesvesenizi alır, endişenizi, tasanızı alır. Bunun için yapacağınız şeyi söyleyeyim. Anason, tarçın, kekik, kakule. Bunu bir araya getireceksiniz ve bunun tütsüsünü yapın. Bak ne oluyor Hüseyin. O tasalar, endişeler, korkular nasıl ortadan kaybolup gidiyor. Fakat burada mühim olan şey baş eser, baş yapıt kişniştir, koruyan derdir. Yani bunu ben özellikle şey yaparım. Şimdi limon su kokar bunun. Lütfen çok iyiymiş deyip abartmayın, bu defa da yorgunluk yapar. Her şeyde bir ölçü var. Olur mu? Bizim insanımız böyle diyor. İfrat tefrit diyorsunuz hocam. Evet. Ya 5 dakika diyorum brokoli kaynat, yarım saat kaynatıyor. 30 dakika niye? Daha kuvvetli olacak daha kuvvetli. Hocam. Hocam 3 evet. Numaraya geçelim. Yabani kekik 3 numarada. Bayılırız. Evet, bu kekik, hele nefis bunun şey. Tazesini Hüseyin şöyle bir tutam salatanın içine bir karıştırın. O salataya nasıl bir lezzet gelecek. Bu kekik, bak ani karın sancınız olursa, ani bir mide ağrınız oldu. Doktora gideceksiniz tabii. Hemen kekik çayı yapın. Birkaç dakika içerisinde bunu alır. Soğuk algınlığına karşı birebir. Çocuklarda en şikayet ettikleri şey popolarını kaşırlar çok fazla. Bilin ki kıl kurdu var demektir. Bir çay kaşığı kekik yutturun veya çayını çiğneyerek yutsun. Ama çok küçükse onu yutamaz, genzine kaçırabilir. Çayını yapıp içireceksiniz. Kıl kurdunu tamamen ortadan kaldırır. Bağırsak florasındaki iyi bakterilerle kötü bakterileri dengeye getirir. Bu böyle bir şey. Yani bu kekik, bağırsak kramplarınız mı oluyor? EBS mi? Hareketli bağırsak sendromu mu? İşte yaban kekiği. Hüseyin. Bu. Yani bu çok şeydir, yani kıymetli ve pozitif düşünceyi artırır. Pozitif düşünceyi. Çok önemli. Tabii. Bu çok geleceğiz önemli. Geleceğiz şimdi. Yani bak, lisede öğrencilere elektriği alan anlatılırken, işte sen de mutlaka görmüşsündür. Şöyle küçük bir daire içine artı koyar, bir gene küçük daire içine eksi koyar, değil mi? Eksi olan negatif, artı olan pozitiftir. Yalnız buradaki alanın bir yönü vardır. Pozitifte merkezden dışarıya doğru gider oklar. Öğrenciler hatırlasın bunu. Lisede fizik okuyan, kimya okuyan öğrenciler böyle artı. Siz merkezsiniz, bu dışarıya doğru açılır. Negatifte ise dışarıdan
yüke doğru gelir, merkeze doğru gelir negatif. Şimdi işte bundan kurtulmak istiyorsan bir bu, bir de biraz sonra anlatacağım var birinci sıradaki. Yani bu sizden negatif düşünceleri uzaklaştırır. Kötü düşünmeyi, vesveseyi yok eder. Endişe, tasa bunları uzaklaştırıyor. Böyle müthiş bir etkisi var bunun. Yani ama diğer arkadaşına ihtiyacımız var. Hmm. Onu da anlatacağız. Yani bir başkasının hakkında kötü düşünmek. Bak başkasını kendine getiriyorsun. Kendini negatif yüklüyorsun. Taşınmaz büyük ve bu bütün bu olumsuzluğu işte insan çekiyor. Seni huzursuz eder, seni rahatsız eder, strese sokar. İşte negatifin anlamı dışarıdan merkeze doğrudur oklar. Pozitifte ise merkezden şeye doğrudur, dışarıya doğrudur. Zaten bakın İbrahim suresi 14. surenin 24. ayeti. Bakın diyor Allah size ilim kitabı böyle der. Size nasıl bir misal veriyor? Güzel söz söyleyenler kimlerdir bunlar? Güzel düşünenlerdir. Güzel söz söyleyenlerin durumu ağaca benzer. Kökleri toprağa ama dalları da semaya doğru yükselirler. Bak merkezden dışarıya. İşte pozitif düşünce budur. 14'ün 24'ü. Evet, evet. Yanlış hatırlamıyorum. Şimdi burada pozitif düşünce çok önemli. Olumsuz düşüncelerden atın. Yani boş yere bir de şu var. Yani başkalarının olumsuzluklarını çekiyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz ya? Düşünmeyin böyle şeyler. Çok derin bir konu bu hocam. Bir evet. gün değerli evet. seyircilerimizden bir konuşuruz. Evet. Yarım saat böyle bir rica tabii. edelim. Yani bunları bunu... kendinizden ya. Çünkü pozitif düşünmeyince ne? Vücudun her tarafını bozuyorsun zaten. Bir bütün ya hastalıkların anası bu. Bu. Ne diyor Yunus? Cehennem dediğin dal odun yoktur. Herkes ateşini buradan götürür. İşte orada odun ateşi falan yok. Yani Yunus'un bu lafını hatırlayın. Başka ne diyor Yunus? Sen iyiysen cümle alem iyidir. Sen kötüysen cümle alem kötüdür. Yani iyi güzel düşünürsen güzel insanlarla karşılaşırsın. Kötü düşünürsen hep kötüleri düşündüğün için fesat, işte kıskançlık bütün bunlar negatif düşüncelerdir. Dolayısıyla bunlardan uzaklaşmanın değişik yolları var. Bir tabii ki düşünme tekniği, bir de bitkilerin gücü. Yani evet. İkiye geç evet, kalmayalım. İki numara siyah hardal tohumu. Çok evet. uzatmışız ya. Laf lafı açıyor da ya başka şeyler de var Hüseyin. Neyse siyah hardal tohumu. Bak şimdi bu. Tıpta çaresi yok. Huzursuz bacak sendromu. İlk üç gün sabah akşam bir küçük çay kaşığı çiğnemeden alacaksınız. Aç karna yutacaksın karnını. Ondan sonra 4, 5, 6, 7 ta 30'a kadar 30. güne kadar günde bir defa siyah hardal tohumu. İnan binlerce insan bize teşekkür ederler. Bizde hep kayıtlı bunlar. Yani siyah hardal tohumu böyle bir nimet Hüseyin. Göz kuruluğunuz mu var? Siyah hardal tohumu. Göz tansiyonu, glakom. Domates de söylüyordum o başka Melisa ile beraber. Bu da son yapmış olduğum şeyde gördüğüm. Ya nasıl bir sır bu bunlar Hüseyin? Yani ya açmıyor kendini bazen, vermiyor. Yani örtüyor böyle mecburen işte geri dönüp dolaşıp tekrar merhaba diyorsun, selamun aleyküm diyorsun, oturuyorsun, içinde binlerce etken madde var. Ha bundan bu bir araya geliyor filan, her neyse uzatmayayım. Yani burada göz tansiyonuna karşıda ölçüsü bir çay kaşığı, lütfen abartmayınız.
Tiroidi yavaş çalışanlar kullanamaz. Onu söyleyeyim. Yani tiroidi yavaş çalışanlar uzak duracaklar, evet. Siyah hardaltoğumundan. Evet. O zaman bir numaraya geliyoruz. Evet. En faydalı 10 baharat listesinde hocam karanfili seçmişsiniz. Bir numara. Ya ben karanfili duyduğum zaman üzülürüm, biliyor musun? Çünkü bunun canım bu benim ya. Çiçek açmasına fırsat verilmez ya. Tomurcukken toplanır. İşte bunlar tomurcukları. Bir türlü çiçek açtırmazlar karanfile. Rıp toplanır. Çünkü değeri var. Bu haliyle. Ya işte bilmiyorum. Karanfil çiçeği gerçekten siz söyleyince fark ettim hocam. Bir gördün mü acaba ben hiç ya? Bir bakabilir miyiz? Bir karanfil tabii çiçeği resmini. Baksın göstersinler. Bulabilirsek yani, hemen ki buluruz tabii ki. Efendim ishalde, ishal, bakteriyel ishal veya ülseratif kolit birdenbire atak geçiriyorsunuz. Oo, hemen kortizonu 50-60 miligrama çıkartıverirler. İşte, işte geldi. Evet. Burada ishal, en son ishal. Müthiş etkili. Tatile gittiniz yazın. Efendim ülseratif kolit veya kron değilsiniz. Ya bir kolitiniz var, bir bağırsak enfeksiyonu geçiriyorsunuz. 10-12 tane karanfil. Çiğnemeden yutacaksınız birkaç yudum suyla. Yani günde iki defa en az yapabilirsiniz öğünlerden önce. Hemen dışkı daha aynı gün şekillenmeye başlar. Bunu söyleyeyim. Gelelim başka bir şeye. Bazen insanın gardı düştü derler. Ne demekse ben bu tür kelimelerden de hoşlanmıyorum. Bir bitkinliğin vardır, bir omuzların düşmüştür. Hüseyin, deneyin bunu. Saatinize bakın, en geç 10 dakika. Çay mı? Evet, siyah çay ve içerisine 10-15 tane kuru karanfil atın, karıştırın. Bir dakika bekleyin, ondan sonra yudum yudum içerken de kuru karanfilden gelen o uçucu yağları da burnunuzdan alın. Bak nasıl zindeleşiyorsunuz. Bak o bitkinlik nasıl ortadan kalkıyor. Kronik bir yorgunluğunuz varsa bu. Ama bunu alışkanlık haline getirmeyin. Her zaman insan bitkin değildir. Tabii. Öğleden sonraları özellikle kendinizi bitkin hissettiğinizde yapın. Bakın ne oluyor. Yani böyle bir şey. Evet. Peki hocam. Sanıyorum yani bunun, tamamladık. Bunu bir ara Hollandalılar elinde, tek elinde tuttu bunu. Endonezya'da ektirdiler. Dünyaya vermediler kontrolünü, aman gitmesin diye. Sonunda işte Endonezya bugün dünyada şeydir. En çok karanfil üretilen ülkedir. Yalnız bu arada bir şey söyleyeyim. Türkiye'de olmadığı için ama bizim bunu Anadolu topraklarına getirip çoğaltmamız lazım. Çok kıymetli. Karanfille nasıl anasonla rezeneyi aynı sıraya koydum. Karanfille de kakuleyi aynı yere koyacaktım. Fakat Türkiye'nin milli bir şeyi olmadığı için yani biz bunu Hindistan'dan ithal ediyoruz. Onun için kakulenin özelliklerini de şu an saymıyorum. Yani evet. Ben evet. Karanfille ilgili söyleyeceklerim bu kadar. O zaman değerli seyircilerimize ben hızla hatırlatıyorum. Ondan sonra birkaç Twitter, Instagram'dan gelen sorularımızı size yönelteceğim hocam. 10 numara meyan kökü, 9 numara tarçın, 8 numara rezene anason, 7 numara kimyon tohumu, 6 numara toz zencefil, 5 numara reyhan, 4 kişniş tohumu, 3 yabani kekik, 2 siyah hardal tohumu ve 1 numarada da hocam karanfili seçmişti.